Herkese yeniden merhaba, ben Özge. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz zor şartlarda bir video çekiyorum. Önce birazcık sohbet edelim, sonra gördüğünüz gibi alışveriş videosu çekeceğim. Öncelikle belki siz bu videoyu izlediğinizde ben bir operasyon, bir ameliyat geçirmiş olacağım. 28 Aralık'tan beri bel fıtığı dolayısıyla evde yatıyorum. Çok sıkıldım. Yani her şey böyle çok üst üste geldi. Barış askerde, ben böyle evde tek başımayım, yatıyorum falan. Doktora git, birkaç doktora git, birkaç fizik tedavi uzmanıyla görüş vesaire derken en sonunda ameliyatıma karar verildi. Çok büyük ve çok patlamış bir fıtığım olduğu için. Her neyse, bu benim alışveriş videosu çekmemi engellemez. Zaten şöyle bir karar aldım. Bundan sonra kanalımı bir alışveriş, iki vlog kanalı olarak devam ettireceğim. Çünkü bazı şeylere çok fazla emek veriyorum ve karşılığını alamıyorum. Sizin istediğiniz ama izlenmesi çok düşük olan videolar var. Bu beni şaşırtıyor. Belki YouTube'la ilgili bir şeydir, bilmiyorum. Her neyse, ben de alışveriş videosunu seviyorum. Siz de ortalamalara bakıldığında alışveriş videosu seviyorsunuz. O yüzden alışveriş videosuyla başlayacağım. Şöyle ki, biliyorsunuz şu an indirim dönemi. Nasıl daha iyi gözüküyorum? Böyle daha iyi gözüküyorum. Şu an indirim dönemindeyiz. Ben bu videoyu aslında çok daha önce çekecektim ama çekemedim işte bu sakatlık vesaire vesaire yüzünden. İndirim döneminde aldığım hiçbir şeyi bu videoya koymadım. Ama bu ürünlerden içinde indirimde olanlar vardır ve size yardımcı olsun diye de önce bu videoyu koyacağım. Daha sonra da indirimden neler aldığımla ilgili bir video koyacağım. Tahmin ediyorum ki ameliyattan sonraki dinlenme sürecinde bolca alışveriş yapacağım. Ve onları da sizinle iletiştikten sonra inşallah paylaşırım. İndirimdeki ürünleri koymadığım için biraz az şu anda bunlar. O zaman tık 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 seri seri ilerleyecek derken ben zaten 2 dakikadır konuşuyorum. Işık buradan daha iyi geldiği için sizi bu tarafa aldım. Arkası bayağı dağınık gördüğünüz gibi. Öncelikle bu alışverişte yani çok az diyebileceğim kadar kıyafet var. Gerisi ağırlıklı olarak aksesuar. O yüzden de ayrılması iyi oldu aslında. Önce çantalardan ve ayakkabılardan başlayalım. Ayakkabıları almak biraz zor geldi. Onları birinden destekle alacağım. Çünkü bir şeyleri olduğu yerden kaldırmakta zorlanıyorum. Öncelikle bunlardan başlayayım. Şimdi şu deseni gördüğünüzde hepimizin aklına gelen şey Burberry. Bu alışveriş videosunda bolca muadil ürün var. Yani ünlü markaların muadil ürünlerini nasıl uygun fiyata ama çakması olmadan alabilirsiniz. Ben daha ne yapayım hasta hasta. Bunu Trendyol'dan aldım. Aldığım her şeyin fiyatını aşağıya yazacağım. Ama takdir edersiniz ki hemen yazamayabilirim. Önce videoyu koyup sonra ürünleri yazabilirim. Onu benim hastalığıma verin. Bu ürünü ben çok sevdim. Bir sweet, böyle buraları gri, buraları da böyle kareli kareli, kapşonlu bir sweet. Trendyol'dan aldım bunu. Kumaşı, kalitesi çok güzel ve gerçekten böyle kaliteli Burberry bir ürünmüş gibi duruyor. Ama çakma değil. Daha sonra çok çok severek aldım ama hastalığım dolayısıyla bir türlü giymeye kısmet olamadı. Ve galiba ben iyileşene kadar da bunun havası geçecek. Bu kırmızı kürk. Bakar mısınız? Yani hem böyle boy itibariyle de kısa biraz. Kumaşı çok güzel. Bu arada peluşu inanılmaz kaliteli. 399.95 bunun fiyatı. 400 lira yani. Çok beğendim. Bunun pembesi var bende. Mesela H&M'den almıştım. Onu da bir videomda göstermiştim. Ama o bildiğiniz benim 10 katım falan. Bel fıtığından sonra hiç giyemem herhalde. Onu giyemedim. Ama ben bunu siyah kapşonlusunu almıştım. Bir önceki alışveriş videomda bahsettim. Bu da onun gibi hafif ve günlük kullanıma daha uygun. Mesela ben bunun içine böyle şey hayal etmiştim. İşte gri kapşonlular bunun üstünden çıksın. Ya da siyah ya da beyaz. Hani bu şekilde daha snobe ederek kullanmayı düşünmüştüm ama kullanamadım. Daha sonra
Bir markadan bahsedeceğim. US Polo. Benim küçüklüğümün markası. Yani ortaokul döneminde benim galiba hatta bizim bütün ailenin bütün ürünleri US Polo'dandı. Sonra bir kalitesizleşti. Sevmemeye başladım. Benim teyzem çok sever US Polo'yu. Onun doğum günü diye birkaç şey bakıyordum ve kendime de bir şey aldım. Herhalde liseden beri ilk defa. Önü şöyle armalı. Bununla fiyatını yazacağım. Kolunda bir arması var. Arkası da böyle. Yani böyle çok yazın benim sevdiğim bir tarz bu. O yüzden ben bunu çok sevdim. Aldım. Bir de böyle işte beni kurtaracağına o kadar emin olduğum ve yazında böyle hani short altına biriken stoklar çok güzel olacak bir ürün aldım. Yine US Polo'nun şöyle kısa renkli. Boyu biraz uzun sadece ama hani içine sokarak giyebilirsiniz. Çok beğendim bunu da. Dediğim gibi hem işte hem de böyle tatillerde çok güzel olacağına inanıyorum. Bu arada şey beni çok rahatsız ediyor, dip boyalarım. Ama ameliyattan önce bu hafta içinde bir gün kuaföre gitmem lazım. Şimdi arada size bir şey göstereceğim. Bir aksesuar ya da onu şöyle koyayım, yine kıyafetten devam edeyim. Benim hiç bu tonlarda kahverengi bir kazağım yoktu. Şöyle koyu, hafif uzun. Bunun aynısında pembesi var. Ben de senelerdir giyiyorum. Yalnız şöyle bir hata yapmışım onu alırken. Small, medium, medium, large yazıyordu. İki bedenliydi. Dedim ki hani small olmaz bana. Nereden olacak? Medium, large aldım ama çok büyük oluyor. Ama pek çok yaz üzerimde görmüşsünüzdür. Bir sürü videom, bir sürü Instagram'da fotoğrafım var. Instagram'da fotoğrafım derken hastalık döneminde bolca fotoğraf paylaşacağım için Instagram'dan beni Özge Tunay 2Y ile takip etmeyi unutmayın lütfen. Bu kazağı da Trendyol'dan aldım. V yakası ne böyle çok açık ne çok kapalı. Mesela şu kadar bile kapalı değil. Parmaklarım ucunda niye yükseldiysem. Böyle bir kazak. Ben çok sevdim. Bu ara kıyafetlerimin rengini doğal tonlara kaydırmaya karar verdim. Aslında bunu çok uzun zamandır karar vermiştim ve bu doğrultuda alışverişler yapıyordum. Artık daha da fazla buna yöneldim. Alt ürünlerim var. Alt ürünlere geçmeden aksesuarlara geçmek istiyorum. Size bahsettiğim bu işte ünlü markaların muadilleri olayından bir tanesi de bu. Bu Louis Vuitton'un modeli. Mango'dan aldım bunu. 29 euro yazıyor maalesef. Siz çarpın bölün. Yani ben bunu aldığımdan sonra bile euro değişmiştir herhalde. Burası böyle. Burası da böyle. Instagram'dan bunların hepsinin bu videoyu yükledikten sonra muadil karşılaştırmalarını koyarım. Bu Louis Vuitton'un çok sevilen bir modeli. Ben de o yüzden Mango'da buldum ve aldım. Ve derisi inanılmaz kaliteli. Size bir çanta daha göstereceğim. Onun da derisi inanılmaz kaliteli. Bunun da öyle. Şimdi kamerayı çok sallamadan. Biraz salladım sizi. Şimdi size bir ürün göstereceğim. Ecose bu sezon çok trend. Vinyl bu sezon çok trend. Bunu da Mango'dan aldım. İçine her şeyi koyabilirsiniz. Yani inanılmaz büyük bir çanta. Bu çantanın bende çok güzel bir anısı var. Evlenme teklifi aldığım gün bu çantayı takmıştım. O yüzden sanırım hiçbir zaman atmayacağım bir çanta. Materyal olarak da zaten bozulacağını sanmıyorum. Bunu da Mango'dan aldım. Çok severek kullandığım bir çanta. Sizin durduğunuz yerle askılık aynı yer olduğu için biraz sallanıyor. Mesela böyle. Bir de kemer aldım. Stradivarius'tan. Şöyle. Şöyle takılıyor. Bakın. Böyle takılan. Eskinin Shakira kemerleri gibi bir kemer. Annem bunu aldığımı görünce şok oldu. Yani o kadar söyleyeyim. Maalesef bunun da euro fiyatı yazıyor. Ve ben bunu online'dan almadım. Mağazadan aldım. Bakın. 15 euro. Beyaz bir elbisem var benim. Bir önceki alışveriş videomda görmüştünüz. Onunla takarım diye aldım. Bence şu çok şık duruyor. Kıyafeti çok şıklaştıran bir ayrıntı. Bir de ben böyle taş tutuşlu şeyleri severim. Bu böyle bir aksesuar. Şimdi diğer çantaya geçiyorum. Ay. Kaliteli
işte. Bu çanta herhalde Mango'dan aldığım ve derisi en kaliteli çanta olabilir. İnanılmaz kaliteli ve inanılmaz güzel. Şöyle iki tane sapı var. İsterseniz iki saplı, isterseniz de bir tanesini aşağıya takıp şöyle bırakabilirsiniz. Bunu görünce aklıma Chanel'in Cruise koleksiyonuydu sanırım, yanılmıyorsam. Böyle büyük bir yuvarlak askısı vardı. Manken onunla taşıyordu. Bu iş benim için çok yorucu. Şu an umarım anlayış gösterirsiniz. Cruise koleksiyonundaki çantaya çok benzettim ve derisi inanılmaz kaliteli. Bu kadar kaliteli olmasını beklemiyordum. Bunu da babamın doğum gününde takmıştım. Çok güzel, çok şık duruyor. Şimdi şöyle devam edelim. Birazcık aksesuarlara girelim. Öyle bir koştu ki kedi şok oldum. Mickey Mouse'un şöyle çoraplarından aldım H&M'den. Aslında bunu birinde görmüştüm ben ama kimde gördüğümü hatırlamıyorum. Aradım kadın koleksiyonunda yok, erkek koleksiyonundaymış meğerse. Bayağı uzun bir çorap. Ben biraz daha da uzasın diye daha da büyük aldım. Böyle ben böyle şeyleri seviyorum bu ara. Sadece yani çok fazla giyemedim rahatsızlığımdan dolayı ama tartın üstüne böyle desenli çorapların çıkarılması olayını seviyorum. Şimdi nasıl yapalım? Sürekli kediler geçiyor. Küpelere girelim. Küpelerde iyice çirkinleştim. Küpelerde de şöyle bir şey var. Zara'da, işte Mango'da, Sezon'da o kadar pahalı ki küpeler ve o kadar güzel küpeler var ki almak istiyorsunuz. Ben de onları işte böyle Kadıköy'e gidemeyen insanlar için nasıl uygun fiyata alırsınızdan bahsedeceğim. Trendyol. Her şeyin çakmasını yapıyor bir kere. Yani her şeyin çakmasını yapıyor derken Zara ve Mango'da ne varsa aynısını Trendyol yapıyor. O yüzden kesinlikle oraya bakın. Bu küpelerin fiyatını aşağıya yazacağım. Göreceksiniz, inanılmaz uygun fiyata geliyor. Bu birincisiydi. Ama ağırlar. Ciddi ağırlar yani. Bu kolyeyi Mango'dan aldım. Ben aldığımda bu kolyeyi Black Friday'deydi. Şunu şuraya bırakayım. Çok güzel bir kadın silüeti var. Bunun küpeleri de var ama benim kolyesi hoşuma gitti. Çok beğendim bu kolyeyi gerçekten. Şöyle. Bu böyle bir kolyeydi. Bunun da ne yazık ki euro fiyatı var. Bu arada Mango'nun online alışveriş yaptığınızda yolladığı işte materyaller, kutular vesaire her şey çok şık. Çok kaliteli geliyor. Yani adamlar şey bile düşünmüşler. İade edeceğinizde kutunun üstüne yapıştıracağınız şey bile düşünmüşler. O yüzden çok iyi bence. Bu da Zara'nın çok popüler küpelerinden bir tanesi. Hatta AliExpress'te falan bulmuştum. Ben sonra dedim ki boşver Özge ya, yani uğraşma AliExpress'le. Bunu da fabrikada buldum. Yani fabrikanın butiğinde. Bunu Mor Hippo'dan aldım. Mor Hippo'da da fabrikada da yani olmasını beklemiyordum ama vardı. Şöyle bir adet askı. Şu siyah çantalardan birinin. Daha sonra. Malum taç modası fazlasıyla revaçta ama ben bunu normalde takmak için aldım. Lacoste'un şöyle klasik taçlarından ama tahmin ettiğinden daha güzel durdu açıkçası. Şöyle göstereyim. Bakın hoş duruyor bence. Ya ben bunu böyle yazın falan takarım diye düşündüm. Hatta şu an kafamda kalsın. Güzel oldu. Güzel oldu. Dip boyalarımı da kapatıyor. Şöyle atayım. O şu an çok meşhur olan taçlardan da aldım ama onlar bu alışveriş videosuna yetişmedi maalesef. Onları da yine Trendyol'dan aldım. Gelelim. Neye gelelim? Yine bir küpe. Yine Trendyol'dan aldım. Çok beğendiğim Zara'da olan model bir küpe ama sanırım vinçle falan kaldırabilirsiniz bunu. Şu küpeler. Hatta bir ara şunu çıkarayım da tek şunu mu kullanayım falan diye düşündüm ama güzel küpe, çok güzel duruyor yani şöyle. Daha yakına geleyim. Beğendim yani bunları da bayağı. Bunu da Trendyol'dan aldım. Trendyol'dan en son aldığım, daha fırından sıcak sıcak çıktı, yeni geldi kargosu.
şöyle bir küpe var. Bunu da atayım. Şöyle bakın. Biraz böyle Versace diye bir video vardı. Onun gibi oldu. Böyle Versace duran bir küpe. Bunu da Trendyol'dan aldım. Ve gelelim H&M'in Moschino koleksiyonuna. O kadar uzun zamandır alışveriş videosu çekmiyorum ki. Bu da kullanabileceğim bir şey değildi zaten. Sizin için sakladım. Moschino'nun benim çok sevdiğim bir marka olduğunu tekrar tekrar söylememe gerek yok. Pek çok videomda söyledim zaten. Özellikle çantalarına bayılıyorum. Ama H&M için hazırladığı hiçbir çantası bence güzel değildi. Küçücük, şunun kadar bile olmayan bir çantaya 500-600 lira istiyordu. Zaten 900'de BM'nin indiriminde dev gibi çantasını alabiliyorsunuz. Bu mayoyu aldım. Demet Akalın mayosu diyorum ben buna. Birincisi, şöyle bir avantajı var. Şöyle denediğim için ipleri şunun içinde. Bunu plajda vesaire ya da makyaj çantası olarak kullanabilirsiniz. Bedava. Buna para vermediniz. Öyle düşünün. İkincisi de Demet Akalın mayom. Şu şekilde. Şöyle. Bir. Mayo. Arkası çok derin olmasa da derin bir V. Ben bunu çok sevdim. Hem böyle body olarak giyebilirim. Hem mayo olarak giyebilirim. Çok sevdiğim bir parça oldu bu. Ve evet, korkulan başıma geldi. Nazara çok inanırım. Ve işte bir nazar olayı daha. Neyse, annem bunları yapabiliyor. Allah'tan ben de yapabiliyorum. Şuraya koyayım. Şimdi şu aksesuarları aşağıya atayım. Berfıtıklı da bu şekilde alışveriş videosu çekiliyormuş. Dediğim gibi 28 Aralık'tan beri hasta olduğum için bu sene yeni yıl hediyelerimi birlikte açıyoruz. Çekemedim. Birazcık onun hevesini böyle atayım diye bu hediyeyi birlikte açacağız. Babamın yılbaşı hediyesi bu bana. Şöyle göstereyim. Böyle bir çanta. Ve içine koku sıkıyorlar ya bu hediye paketlerinin, inanılmaz diyorlar. Ve benim gittiğim en tatlı, en sempatik Victoria's Secret çalışanları da kesinlikle Mall of İstanbul'da. Bunu ben klasik şöyle takmayı sevdiğim için aldım. Ve yazın böyle bir yerlere gittiğinizde bunlar gerçekten çok hayat kurtarıcı oluyor. Böyle bir çanta. İki tane gözü var. Biri burada. Biri de büyük gözü. Pink'in böyle bir çantası. Hediyelerden devam edersek, üzgünüm ki, gerçekten çok üzgünüm. Yani pantolon olarak bence en iyi markaydı. Topshop'ın şöyle kadife, yüksek vel, sonradan esneyen bir pantolonu. Bu pantolonu çok sevdim. Eğer böyle gidecek olan varsa kesinlikle alın. Arkası da şöyle. Ben bu pantolona bayıldım. Çok güzel, çok stretch, inanılmaz rahat bir pantolon. Hepinize tavsiye ediyorum. Aşağıya atacağım mecbur. Şimdi de aslında Black Friday indirimiyle aldığım bir üründen bahsedeceğim. Şöyle bir dakika fermuarlarını kapatayım, daha şık dursun. Bu Fabrica'nın bir pantolonu. Önü çizgili pantolonlar her zaman çok çok şık duruyor. Çok fazla kaldıramayacağım. Paçaları da böyle İspanyol paça. Ve gerçekten inanılmaz uygunu aldım bu pantolonu. Benim en sevdiğim şey ton sür ton. Yani aynı renk şeyleri birlikte giymek. Kırmızı uzun kazağımla bunu giymek için sabırsızlanıyorum. Umarım en yakın zamanda iyileşirim. Şimdi de çok ağır. Yine H&M'in Moschino koleksiyonundan bir ürün. Yani ben bu ürünün bunun yapıştırma olduğunu düşünüyordum. İşleme olduğunu duyunca ve görünce iyice dibim düştü ve yakaladığım için çok mutluyum. İlk yakaladığım parça buydu. Mayoyu daha sonradan yakalayabildim. Böyle bir ürün. Barış işareti var. Çok romantik. Barış işareti var falan. Böyle çok şık.
Uzun süre giyemesem de topuklu ayakkabılar, topuklu butilerle çok güzel duracak bir eşofman altı. Paçaları da böyle. Bu da böyleydi H&M'in. Bir de bu yılın rengi Living Coral, yani mercan rengi bir etek. Saten etekler bu sezon çok moda, çok trend. Saten etekler artı trikolar. Saten etekler, basic yazılı tişörtler, ceketler falan derken ben de bir saten etek istiyorum ama siyahı gecelik gibi duruyor. Ten rengi, kahverengileri jipon gibi duruyor. Bir baktım Trendyol'da bu Living Coral rengi var. Bakar mısınız, yansımaları falan çok güzel duruyor. Hemen bunu aldım ve bunu da giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Video bu kadardı. Aldıklarım bu kadardı. Aldığım daha çok şey var aslında. Ama dediğim gibi onları Inditex indirimi olarak ya da hani indirim alışveriş videosu olarak yayınlamak istiyorum. Tabii ki bunların içinde de indirimde olanlar vardır. Uzun zamandır dışarı çıkmıyorum. Bunları da artık aratmadığım için uygulamalarında var mı yok mu inanın bilmiyorum. Ama çok severek ve çok beğenerek aldığım ürünler. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım ondan sonraki videoyu çok daha iyi olarak açarım ve sizinle paylaşırım. Hoşçakalın.